Efendiler, benim bu konuşmalarıma tahammül edeceksiniz. Tahammül edecek kıpırdayanın kafasına Hazreti Kur'an'la vururum. Benim bu konuşmalarıma tahammül edeceksiniz. Vallahi yüreğim karalıyor benim. Sizi Muhammed'e şikayet ederim. Kıpırdamayasınız. Her şey bitmiştir artık. Ben gerçekleri konuşuyorum. Öyle gidip de şuraya, buraya, şunu dedi, bunu dedi. Kıpırdayanların rüyasında canına okurum, Muhammed'i başına bela ederim. Hayır, dinleyeceksiniz. Gerçekleri söylüyorum. İtirazı olan gelsin, erkek de bana benimle muhatap olsun. Öyle bir takım homurtu, hımırtı duymayayım ha. Çık çıkarmak istemeyeceksiniz. Ne demektir bu? Herkes her şeyi söylüyor. Din ve vicdan hürriyeti var diyorlar. Ben de söylüyorum. Söyleyeceğim tabii. Vicdan hürriyeti, inançları, dini inancımı söylüyorum. Ne yani? Hani fikir hürriyeti var diyordunuz? Bir hoca dört kelime söyleyince ne tiplere biniyorsunuz? Fikir hürriyeti, özgürlükçü demokrasi. Özgürlükçü demokrasi. Kahkahaya gülüyorum. Niye benim dört kelimemi tahmin edemiyorsun? Hani özgürlükçü demokrasi? Yalana bak. Efendim şeytanlar konuşacak, Müslümanlar susacak, öyle mi? Müslüman, Müslüman sana hitap ediyorum. Kimseye derdim yok benim. Kanunsuzlukla yap demiyorum sana. Kanunla, nizamla, itaatla, asayişle hareket et diyorum. Seni tahrik veriyorum. Ben kafana fikir koymayacağım. 12 Eylül'den hemen sonra derdest bizi tutuklayıp götürdüler. Günlerce hücrelerde kaldı. Yerin altında 3. katta, 4. katta işkencelere tabi oldu. Anamızdan emdiğimiz vallahi burnumuzdan geldi. Soruşturmada sivil polisler, siyasi polisler dinimize, imanımıza, Allah'ımıza küfrettiler. Buradan anlatmak mümkün değil. Cereyan enerjisiyle anamızı ağlattılar. Parmaklarımızdan verdikleri cereyanlarla akciğerlerimiz, karaciğerlerimiz burnumuzdan gelecek hale geldi. Sonra sıkı yönetim mahkemesine götürdüler. Senin yapışmasının zemininin altındaki odalara sıçanlarla beraber bizi hapsettiler. Huzurunuzda konuşan bir insan olarak bir din görevlisiyim. Hasbel kader aciz, naçiz, perişan bir hocayım. Vallahi 48 mahkemede 12 Eylül'den sonra 48 mahkemede anamdan emdiğim burnumdan gelmiştir. Anamdan emdiğim vallahi burnumdan geldi. Parmaklarımızdan cereyanlar vererek bizi sorgulamaya tabi tuttular. Anamızı arattılar. Niye böyle söyledin? Niye ayet okudun? Niye hadis okudun? Muhammed Mustafa kim ulan diyor bana savcı. Kim ulan bu Allah diyor. 48 mahkemede çekmediğimiz kalmadı. Daha bu memleket kalkınabilir mi? Bir hoca bir ayet okumuş, ne var yani? Konuşmak suç, anlatmak suç, söylemek suç. Peki nasıl kalkınacaksın? Ben fikrimi söylemeyeceğim, öbürü söyleyemeyecek, öbürü söylemeye... Nasıl kalkınırsın peki? Nasıl medeniyet kurarsın sen?